Pek çok siyasi parti liderinden ve siyasetçiden biz bugüne kadar şunu duyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar tarih içinde görev yapan cumhurbaşkanları arasında vatandaşa en çok dava açan lider olarak ilk sırada. Doğru mu? Bilmiyorum. Yani bir listeye bakmadım, envanter çıkarmadım. Belki de gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledikleri gibi bu noktada birinci sıradadır. Yalnız burada bir iki nokta var. Bunları atlamamak lazım. O noktaları anlatayım, sonra diğer liderlerin ne yaptığını size anlatacağım. Orası bomba. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan evet en çok dava açan lider olmuş olabilir. Ama bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi kesintisiz 20 yıl ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı da çıkmadı. Özellikle sağdan çıkmadı. İkincisi de şu, ya bizi biraz balık hafızalı sanıyorlar galiba. Yani Gezi olaylarında binlerce insanın bir araya gelip koro halinde anıra anıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine, eşine, kızına, oğluna, çocuklarına, şerefine, haysiyetine, namusuna küfrettiklerini unuttuğumuzu sanıyorlar. Ya da işte sosyal medyaya girdiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında, Cumhurbaşkanlığı makamı hakkında şöyle kağıda yazmaya utanacağınız, kağıda kaleme gelmez, burada dilimize almayacağımız galiz küfürlerle saldırdıklarını görmediğimizi sanıyorlar. Yani bir ülke cumhurbaşkanı düşünün ki şunu söylüyorlar. Vatandaş senin merhum annene, eşine, kızına, çocuklarına, şerefine, namusuna, haysiyetine küfredebilir. Sen öylece durup dünyanın başına yıkılışını izleyeceksin. Dava açamazsın. Birey olarak bizim bu ülkedeki en büyük güvencemiz ne? Bir haksızlığa, bir saldırıya uğradığımızda fiziki ya da sözlü olarak gidebileceğimiz tek merci var. Gidip kafasına sıkmayacağımıza göre mahkemeye gidip dava açacaksın. Cumhurbaşkanı da haliyle bunu yapıyor. Yani bu geri zekalı güruha ya dava açmayacak da size yufka mı açacak diyesim geliyor ama neyse bunu da demeyeyim. Şimdi bunu alın aklınızın bir kenarında tutun. Ben size daha bomba bir şey söyleyeceğim. Dedim ya liderler işte Erdoğan nedir senin bu vatandaşa çektirdiğin? Hık diyorlar dava açıyorsun, gık diyorlar dava açıyorsun. Kaşını kaldırana dava açıyorsun. Diktatör müsün bilmem şu bu. Bunu diyorlar ya. Peki kendileri ne yapıyor dersiniz? Mesela bu konuyu en çok diline dolayan İyi Parti lideri Meral Akşener. Vatandaşı canından bezdirdi bay kriz diyor. İşte sayısız kişiye dava açtı, sayısız kişi haksız yere hapislerde yatıyor. Ona laf söyleyenleri hapse atıyor diyor değil mi? Peki Meral Akşener ne yapıyor dersiniz? Çok büyük bir tesadüfle bunu öğrendim geçen gün. Nasıl öğrendim onu size anlatayım. Arada bir Çağlayan'daki adliye ya da Anadolu Adliyesi'ne gidiyorum İstanbul'da. Davalarım var işte bazılarında sanık olarak bazılarında müşteki olarak katılıyorum davalara. Geçen sanık olarak gittiğim bir dava o da Arif Kocabıyık diye birisi var ya Yol TV falan diye ya da İlave TV miydi bilmiyorum. Vatandaşa mikrofon uzatıyor, vatandaşla alay ediyor, AK Parti'ye oy verenlere hakaret eden bir tane böyle muhabirimsi bir şey var. Hani bu belediyeden haksız yere bankamatik memuru olarak maaş alıyordu. Hiç belediyeye gitmeden. Ben de bunu öğrendiğimde kendisine bankamatik faresi dedim diye gitmiş beni dava etmiş. Neyse o davaya gittim. Koridordan böyle duruşma salonuna doğru gidiyorum. Duruşmaya da yaklaşık bir yarım saat falan var. Orada bekleşen birkaç avukat arkadaş tanıdılar. Geldiler merhaba merhaba falan muhabbet ettik. Ya dedim bu ne kadar kalabalık adliye. Yani yaz aylarında adliyeler biraz daha sakin olur. Bunu biliriz. Millet tatile gider, davalar çok uzun süreli ertelenir falan. Dediler ki Süleyman Bey, bu aralar İyi Parti lideri Meral Akşener'in suç duyurularından ve davalarından mahkemeler, savcılar başını kaldıramıyor. Ulan nasıl olur ya? Yani listelere falan baktırdılar. Gerçekten Meral Akşener'in avukatı her bir duruşma salonunda. Sonra bu konuda epey böyle bilgili olan birisi içeriden birileriyle konuşmuş bir avukat arkadaş. Ne söyledi biliyor musunuz?
yaklaşık 10 binin üzerinde Meral Akşener'in açtığı dava var. Hakikaten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hık diyene dava açıyorsun, gık diyene dava açıyorsun diye Meral Akşener var ya, hık diyene dava açmış, gık diyene dava açmış. Böyle bildiğin eşkıya Hamido öldü diyorlardı ya, bildiğin Meral Akşener de yeniden vücut bulmuş. Ya inanılmaz bir şey. Yani sosyal medyadan bana yağmaya başladı yavaş yavaş. Ya Meral Akşener'e işte eleştiride bulundum, bana dava açtı. Meral Akşener'e şunu söyledim, bana dava açtı. Küfür, hakaret varsa Meral Akşener'in dava açması en tabii hakkı. Buna bir şey söylemem. Ama arkadaş, birine bir şey söylüyorsan, birini bir şeyle eleştiriyorsan onun sende olmaması lazım, değil mi? Sen şimdi yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör imasında bulunarak en ufak bir eleştiriye gelmiyorsun. Nedir, vatandaşın tamamını dava açtın diye yükleneceksin. Sonra perde arkasında sosyal medya için bir ekip kuracaksın ve avukatların sana ufak eleştiride, önümde yani inkar edilirse onları da şey yaparım, en ufak bir eleştiride dahi sen kalkıp 8 bin lira, 10 bin lira tazminat talebinde bulunacaksın ve ceza davaları açacaksın peş peşe. Şimdi eğer karşındakinde bunu eleştiriyorsan, sen bunun çok daha fazlasını yapıyorsan, orada bir dürüstlük çıtasını oraya koymak lazım. Yani demek ki çok fazla dürüst değilsin. E bir de birader, bir dakika ya. Yani siz şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır bu ülkede başbakanlığı, cumhurbaşkanlığını dibine kadar yaşamış ve 20 yılda açtığı davaların sayısı belki 10 bin. Abi sen 3-4 yıllık bir muhalefet partisi liderisin. Sen iktidar değilsin. Yanlışların konusunda, iktidara gelmen noktasında ya da vatanperver insanların vatanına yaptığın yanlışlar noktasında sana getirdiği eleştiriler üzerine sen daha ana muhalefet partisinin lideriyken, ana muhalefet diyorum bak. Allah mı söyletiyor bilmiyorum ha. Galiba son dönemlerde televizyonlarda şey dediler ya, CHP'yi geçecek ana muhalefet partisi olacak falan diye, belki de ondan dolayı. Neyse, fark etmiyor yani. Ha kel Hasan, ha Hasan kel. Karşılıklı birbirlerine baktıkları için karardılar. Üzüm üzüme baka baka kararır misali. Ne demiştim? Şunu demiştim. Sen daha 3-4 yıllık muhalefet partisi liderisin. Abi sen şimdiden kelle kesiyorsun. Sen şimdiden hık diyeni alaşağı ediyorsun. Şimdiden eleştiri kabul etmiyorsun. E milletvekiline bakıyoruz. Daha şimdiden sana en ufak bir eleştiri getirenlere tehditler, hakaretler. Senin milletvekilin senin gözünün önünde şehidin kardeşinin kulağına senin bacını bilmem ne yaparım diye küfürler, hakaretler ediyor. Ya bugün okudum, senin bir tane artist bozması bir tane milletvekili var. Mehmet neydi? Eski pavyoncular kralının oğlu. Dönüyor anketçileri tehdit ediyor. Diyor ki bizim oylarımızı yüksek göstermezseniz yarın öbür gün yargılanacaksınız. Bu anketlerden dolayı hapse gireceksiniz. Ulan ne oldu size? Siz daha muhalefetteyken vatandaşı bu kadar boğdunuz. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır iktidarda bu kadarını yapamadı. Siz daha 3 yıllık muhalefet partisiniz, yeni kurulmuş bir partisiniz. 10-15 bin kişiyi mahkeme salonlarına doldurdunuz. Yarın iktidar olduğunuzda ne yapacaksınız Allah aşkına? Yarın iktidar olduğunuzda ne yapacaksınız? Diğer siyasi parti liderleri de aynı durumda. Ha, ben size söyleyeyim. Yani Meral Akşener bu konuda almış başını yürüyen ve hakikaten bu noktada en ufak eleştiride bulunan vatandaşı bile söğüşleyen birisi. Bakın, bir noktanın altını kırmızı çizgiyle çizeyim. Gerçekten küfür, hakaret edici bir şey varsa Meral Akşener'in de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ya da herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da dava açma hakkı var. Ben de açıyorum.
Ben öyle affetmem. Benim namusuma, şerefime, kızıma, çoluğuma, çocuğuma küfür edecek. Ben de böyle karşısında bakacağım. Yok öyle. Ben de mahkemeye veriyorum. Ben de davacı oluyorum. Ama abi eleştiride bile sen 10 bin kişiyi 1-2 yıl içinde mahkemelik etmişsen, sen yarın iktidara geldiğinde ne yapacaksın? Şimdi Meral Akşener'i ülkücü, asena, bilmem işte geleceğin kadın lideri falan diye pışpışlayan, pohpohlayan, ona oy vereceğini söyleyen kesime de şunu söyleyebilirim. Arkadaş, AK Parti'yi eleştirebilirsin. AK Parti'nin yanlışlarını söyleyebilirsin. Sonuna kadar haklısın. Yani AK Parti ilk 10 yılı çok iyi idare etti. Sonrası biraz ortalama. Sonra son 2 yıldır ekonomik olarak da diğer yönlerden de pek çok sıkıntı yaşattı. Bunu söyleyebilirsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetini eleştirebilirsin. Kötüleyebilirsin. Ama sen bu tarafa hırsız diyorsun. Yolsuz diyorsun. Namussuz diyorsun. Bilmem şunu diyorsun. Dava açıyor diyorsun. Vatandaşa eziyet ediyor diyorsun. La bir dönüp oy vereceğini söylediğin Meral Akşener'e de bir bak. Burada olanların misli burada var. Sen bunu görmüyorsan ya körsün ya kasti bir şekilde görmek istemiyorsun ya da aptalsın kardeşim. Ha illa ben bu gitsin de ben bunu seçeceğim, ben bunu illa getireceğim diyorsan, yani bunun muhalefetteyken ne yaptığını görmene rağmen, iktidardan ne yapacağını az çok tahmin etmene rağmen, gelip iktidar olsun bizim başımızda bu ülkeyi yönetsin diyorsan, o zaman o da senin bileceğin şey. İnşallah senin dediğin olur kardeşim. Senin illa başına dizine bir vurman lazım. Bir pişmanım demen lazım. Çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki bir insanın ne yaptığını yapmamaya başladığında anlarsın. Yani bunun ne yaptığını yapmamaya başladığında anlayacaksan, bunun da yapamadıklarını yapmaya başladığında göreceksen, o zaman getir kardeşim. İnşallah dediğin pişmanlığı en çok sen yaşarsın. İnşallah en çok sen kendi başına vurursun. En çok sen kendi dizini döversin. Daha başka ne diyeyim ben?